Selamun Aleyküm sevgili canım kardeşlerim. Gündüzünüz geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki, iki cihanda aziz eylesin. Kendisine ve rızası dairesinde yaşamayı nasip eylesin. Ölüm korkusuyla alakalı bir şey okuyayım size. Aldığım notu yeni şu anda aldığım notu okuyorum. İstanbul Tepecik'ten konuşuyorum. Dördüncü şuadan Dördüncü Şua'yı okurken, inşallah bugün enfusi ders. Dördüncü Şua'dan devam edeceğim inşallah. Onu okurken e, aldığım kendime göre notlardan bir kısmını, ama bir kısmını size okuyayım. Ben biraz kulasa e, edeceğim. Siz de tavsiye edersiniz aleminizde. Ölüm korkusu. E, var. Var. Olmanın anlamını manasını bilme nispetinde yani ölüm korkusu ne zaman kalkar? Var olma manasını bilme nispetinde insanda tesiri az olur. Ölüm ne olduğunu da o nispetle bilir insan. Yani değil ölüm korkusu kalkması, ölümün ne olduğunu hayata yüklediğimiz manaya göre değişiyor. Hayata ne mana yükledik, ne anlam yükledikse ölüm korkusu niye kalkıyor? Ölümün ne olduğunu biliyorsun. Ne ile? Hayatla. Ve aynı zaman ölüm nedire verilen cevap, yani ölüm nedir ki peki? Ona verilen cevap da şu, insan nedir nedire yani ölüm nedir sorusuna şu şekilde cevap verilse insan nedir sence? İnsan deyince ne anlıyorsun? Ölüm korkusunun çaresi de bu cevabın içinde. Ölüm korkusu nedir diye sorulursa el cevap soruya soruyla cevap veriyoruz. Sence insan nedir? Bu onun cevabı. Kendine zamana, mekana verdiğin mana ile doğru olantılıdır ölüm. Yani insan kendisine ne kadar şuurlu olursa, kendini ne kadar tanıyorsa, ne kadar anlam ve mana yüklemişse insan kendisine e, bu sefer o manaya göre zamana, mekana bir anlam yükler. Zamana ve mekana anlam yükledikten sonra ölüm de anlam kazanıyor. Öleceğimi bildiğim halde hiç ölmeyecek gibi davranmama ben bile hayret ediyor. Bu da garip yani. İnsan öleceğini bildiği halde hiç ölmeyecek gibi yaşayabilmesi de hayret yani. Kendimle ne kadar barışıksam hayatı o nispetle yorumlarım. Niye insan mesela geçimsiz oluyor, oluyor, kavgalı oluyor, huysuz oluyor, ahlakı düşük oluyor, yani ahlaksız oluyor, hırçın oluyor, saldırgan oluyor. Oluyor da oluyor. Sebebi kendisiyle aynı böyle. Kendisini dışarıda böyle ifade ediyor. Kendisi böyle iç, iç aleminde. Mesela düşün, kendisini sevmeyen bir insan eşini, yakın dostlarını sever mi? kendisinden daha değerli bir şey yok ki. Kendisini sevmiyor. Kendisiyle barışık değil. Acayip bir şey yani. Sahte yaşıyor. Yani çakma yaşıyor. Sanayi, sanayi gibi yaşıyor. Sanayi model gibi. Kendisini yaşamıyor yani. Peki nasıl buna böyle oldu? Hep kendisinden kaçtı bu. Hiç kendisi olmak istemedi. Hep kaçtı. Hep kendisinden kaçtı. Kendisinde dolaşmak, kendisini sevmek, kendisiyle tanışmak, kendisinde seyahat etmek istemedi yani. Bazen hayattan beklentilerimle beni tanımlıyorum ama bazen de geçmişimle hayatı tanımlıyorum. Mesela insan, ya dedik ya ölüm nedir, ölüm korkusu nedir? El cevap insan nedir cevabıdır. Ee, bakayım. İnsan kendisini ve hayatı ne kadar tanımış? O zaman cevap da şöyle geliyor. Hayattan beklentilerine bak, bakar mısın? Hayatta ne beklenti beklen, bekliyorsun? Neler beklentilerin var? Ne bekliyorsun yani hayatta? Neyin peşine koşuyorsun? O seni güzel tanımlıyor. Dostunu düşmanın kim? O seni güzel tanımlıyor. Bazen de ölüm korkusu Ölümden sonraki hayata e, karamsar oluşumdan geliyor. Yani ölüm korkusu gibi gözükürken ölüm sonrasındaki hayata biraz karamsar oluşumuzdan kaynaklanıyor. Veya benden sonra ne olacak dünya ve hayat? Bak benden sonra bu çokça antika oluyor. Yani insan bu da çok önemli. Ölüm korkusu bir sebebi. Benden sonra... Ne olacak bu dünya hayat? Ölümden sonra geriye düşünüyorsan, bu ölümden sonra gerini düşünüyorsan, doğmadığın zamanları da düşün o zaman. Yani ben 1960 küsürde doğdumsa ondan önce şu kadar yıl dünyada asır vardı. Niye ben o asırlarda yoktum diye üzülmüyoruz ki? Üzülüyor muyuz? Yok. Ben Nuh tufanında niye yoktum? Ben Adem Aleyhisselam zamanında niye yoktum? Hiç üzülmüyoruz. Belki bazen düşünürüz ama üzülmüyoruz. Madem son do sen doğmadan önce niye var değildim diye üzülmüyorsan ve vefat ettikten sonra da niye dünyada değilim de üzülme. Ee, dinlerin çekiciliği, cazibedar oluşu e, dinler niye cazip böyle? Ekol olarak, felsefeden, ekonomiden, şundan bundan daha niye arkasından bu kadar insan gidiyor? Dünyada en çekici dinler. Yani Yahudilere göre en makbul insan Musa Aleyhisselam. Hristiyanlara göre en makbul insan İsa Aleyhisselam. Müslümanlara göre en makbul insan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. O zaman insanlığın ortak tarafı din olmuş. Demek ki dinlerin çekiciliği, cazibe, dar oluşu ölümü yorumlayabilmeleridir. İnsanın en büyük sorunu ölümü yorumlamalarından geliyor. Düşün ki kainat 126 milyar yıl önce yaratıldı. Barla'da geçiyor 126 milyar. Kainatın ömrü, kainatın yeri. O zamanlardan niye rahatsız olmuyorum? Niye ben yoktum diye rahatsız olmuyorum? Bazen de ölüm korkusunu, düşün, düşünmeyerek çözdüğümü zannediyorum. Bu da kaçıyoruz yani. Ya böyle şeyler duymak istemiyoruz. Kaçıyoruz. İnsan ve cinler ölüm korkusunu yaşarlar. Ee, meleklerde bu yok. Hayvanlarda da yok. Yani tuttuğun zaman kuşu ölüm korkusu olur ama yani hayatlarında böyle bir fikir yok. İnsan ve cinler ölüm korkusunu yaşarlar. Ne zaman öleceğimi bilmiyorum ama mutlaka bir gün öleceğimi biliyor. Bu cihetle meleklerden insan imtiyaz eder, ayrışıyor. Mesela bir insan kaybettiği halde kumarı niye hala ısrar ediyor her şeyini kaybetmesine rağmen? Niye ısrar ediyor? E, çünkü bir gün kazanırım düşüncesiyle kumara bağımlı oluyor. Bir gün kazanırım. Ölüm ise bir daha dünyaya olmayacak fikir ve his ile ilk defa ölecek. Yani kumar gibi değil. Yani denedin, kaybettin, denedin, kaybettin. Ya bir deneyim belki bulurum. Ya yani öyle değil. Hayatı kaybettin, öldün. Bir daha deneme şansın yok. Ölüm böyle değil. Eee ne kadar kaybetsen de denemek arzusu etme eğilimdedir kumarcı ama ölüm öyle değil. Fikir ve hislerimiz bunu söylemiyor. De, bitti. Denedin mi gitti. Bir dahakisinde kazanırımla bağımlı olur insan. Neyi kaybettiğinle neyi kaybettiğinle ne kazandığına bağlı ölüm korkusu. Şimdi ölüm korkusunun bir sebebi de ne yani düşün bakayım ölümle neyi kaybediyorsun? bir sorar mısın kendine? Ben ölme ile neyi kaybedeceğim? İkinci soru. Kaybettiğimin yerine ne ile dolduracağım? Yani ne kazanacağım? Var mı bir kazanım ölümden sonra? Evet dünyayı kaybederiz ama ahireti kazanırız düşüncesi insanı canlı tutuyor. İntiharla, intiharla bak Hayatı verdin. Peki intiharı ver, intiharla hayatını verdin. Ne aldın? Onun için korkunç intihar. Ölüm hayata en büyük anlam katar yaşarken. Şimdi düşünün ölüm yok hayatta. Hayat hayat mı olur? Demek ki yaşarken hayatımıza anlam katan, hayatımızı manalandıran, doğrudur, yanlıştır de, deme, yapma, git, ver, iyi olur, yardım et. Yani hayatımıza anlam katan bu değerlerdir, soyut değerlerdir. İşte hayatımıza anlam katan ölümdür. Ya. Akıl çekiç fikirde çivi gibidir. Yani hangi çiviyi koyarsan çekiç onu çakar. O zaman fikir çivi ise doğru çivi kullan, doğru fikir sahibi ol. Ölümü hayatın içine e, bak ölümü hayatın içine çakmışım. Yani çiviyle ki çekiç ya çekiç akıl fikir çivi gibi düşün. Hayatın içerisine ölümü çağırk. Ölümün anlamı hayatın ve zamanın anlamına bağlı, nasıl yorumladığına bağlı. Ha. Ölümün anlamı nedir? Hayatı, zamanı, kendini ne ne mana yüklemişsin? Ne kattın kendine? Hayatına, zamanına, mekanına, kendine ne kattın? onunla doğru orantılıdır ölüm korkusu veya ümidi. Gelecek olacak değil. Bak gelecek olacak değil. Bizim için böyle de. Geçmiş gibi gelecek de hep vardı zaten. Biz ona şahit olup red veya kabul ederiz. 26. sözde geçer bu mana. Yani Allah indinde geçmiş gelecek an yok. Hepsi olmuş bitmiş. Bizim nazarımızda var ama o noktadan baktığımız zaman geçmişin nerede şimdi var mı bir yerde var tabi geçmişim var neredeyse geleceğin de orada e Peki geleceğin madem varsa ki var aynen var Sen bunu gelecek dediğim şey bize gelince ya red ediyoruz ya kabul ediyoruz yani o geleceği biz değiştirmiyoruz değişen o gelecek aynı reddetsen de kabul etsen de o aynı olacaktı fark ne? Sen onu ya kabul ediyorsun ya reddediyorsun. Biraz değişik oldu ama alışmak lazım değişik şeylere de. Gelecek olacak değil, geçmiş gibi gelecek de vardı zaten. Biz ona şahit olup red veya kabul ederiz. Bununla da hayatımıza anlam koyarız. Ya, önemli olan hayatının içerisine ölümü koymak, hayatın sonuna koymamak ölümü. Hayatı hayatın içerisine ölümü koymak ve hayat anlamlandırıyor. Ölüm elimizden neyi alacağına baktırarak ölüm ne yapıyor bize? Elimizden nelerin alın alınacağını baktırarak elimizde neler varın farkındalığını inşa eder aslında bize. Yani Ölüm ne diyor bize? Neler elinden alınacak? Deyince ha elimde neler varmış ya. Bunu inşa ediyor. Yani elimdekileri fark ettiriyor ölüm. Ölüm anında neyin tutunacaksan, ölüm anında neye tutunacaksan şimdi de ona tutun. Doğmadan önce şu andaki gibi olmadığım gibi ben doğmadan önce şu anda 50 küsür yaşındayım doğmadan yani ben böyle değildim. Doğduğum anda da böyle değildim. Doğmadan önce şu anda şu andaki gibi olmadığım gibi ölünce de şu an gibi olmayacağım. Nere gidersem gideyim ama öldükten sonra ama bu an şu an gibi olmayacağımı çok iyi biliyorum. Ölüm korkusu yok olma korkusu değil. Şu anda dimağım, aklımın hangi boyuta yaşıyorsun o önemli. Yani ölüm korkusu yok olma korkusu değil. Ölüm korkusu kafamızda yedi tane mertebe var. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, itizam, itikat diye. Onların hangi mertebesinde olduğunu sana gösteriyor. Selamun Aleyküm.